Bu makale sizlere Ketebe Yayınları sponsorluğunda sunuluyor. Tasavvuf ve sanat ilişkisi üzerine 3 soru. Ömer Lekesiz. İslam sanat aklının oluşumunda tasavvufun etkisini öne alışımızdan doğabilecek şu 3 soruyu cevaplamak durumundayız. 1. Din esasında kamil insan olma yöntemi olarak tasavvufun, İslami vasat içinde itidali esas almasıyla, sanatçının eser ortaya koyma çabasında infiale tabi bulunması bir çelişki değil midir? 2. Tasavvufta haller, makamlar ya da mertebeler bütününü içkin olarak merkezi bir öneme sahip olan seyir kavramı, hakka ermek üzere manevi yolculuk yapmak demek olduğuna ve dolayısıyla metafizik bir düzey olması bakımından aynı zamanda metalinguistik gündelik lisanla dile getirilemez olacağına göre, varlığı eserle ve eserin yegane zemini olan yeryüzüyle mukayyet bulunan sanat, sanatçı, tasavvufun zıt kutbunda yer almaz mı? 3. Bu ilişkiye rağmen, en azından terbiye planında sanatçıyı çabasıyla tasavvufa dahil etmek, sanat verimlerine, eserlerine kutsiyet atfetmeyi gerektirmez ve bu da önümüze her şeyden önce bir şirk sorunu olarak çıkmaz mı? Bu soruları cevaplamaya geçmeden önce, şeriatın sanatla mesafesini tayin etmek bakımından şu hususu eğip bükmeden ifade etmemiz gerekiyor. Yaratma ve emir olarak şeriat hükümleri, öz niteliğindeki ilahi ve nihai bilgiler olmaları bakımından ayrıca bir hükme konu olmadıkları gibi kendi hakikatlerinin dışında hiçbir şeye indirgenemezler. Daha açık bir söyleyişle şeriat kozmolojiden bahseder ama bir kozmoloji, tarihten bahseder ama bir tarih, sanattan bahseder ama bir sanat kitabı değildir. Şeriatla sanat arasındaki bu kat edilemez ve katlanılarak kısaltılamaz mesafe nedeniyledir ki tasavvuf, yaratma, emir ve yapma fiillerinin insan fıtratıyla olumlu ve olumsuz melekeleriyle uyumunu mesele edinmiştir. Sıkça tekrarladığımız nefis terbiyesinin tasavvufun ilk menzili olması bu nedenlidir. İlgili yazılarımızda inanma, korkma, sevgi ve ibadet terimlerini İslam sanat aklının temel taşları olarak yerleştirmemizin nedeni de esasında budur. Mecazi bir dille söyleyecek olursak, şeriat bir yıldırım, tasavvufsa paratonerdir. Paratoner yıldırımı yok etmez. Ondaki elektriği toprağa aktararak şiddetini de insan ve eşya üzerinden gidermiş olur. Bu bilgiyle sanat esasında bir infiali aslını değiştirmeden itidale dönüştürmenin mümkün olduğunu ve bu imkanın tasavvufta mevcut bulunduğunu söyleyerek iki çelişki iddiasını da ortadan kaldırmış oluruz. Böylece ferdi bir taşkınlık hali olarak infial, Allah'a iman ve itaat, sevgiyle kulluğun kılavuzluğunda rehabilite edilmiş olur. Bu süreci sistemleştiren tasavvuf, sanatçıya sanat yapma kabiliyetini göstermesi yönünde cesaret kazandırırken, aynı zamanda bu cesaretin şeriatla mukayyet olan haddini de dayatarak değil, benimseterek ona hatırlatması bakımından sanatçıyı kendi sistemi içine çeker. Bu manada sanatçı hem İslam sanat aklına tabi olmuş hem de dalgalı ruh denizi yine onun hak ettiği şekilde sanat sahilinde sakinleştirmiş olur. Örneğin usul mertebelerinden olan azim terimi bu bağlamda sanatçıya şöyle bir istikamet sunar. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Kararını verdiğin zaman Allah'a dayanıp güven. Azim, isteyerek ve istemeyerek de olsa kastı gerçekleştirmektir. Azmin 3 derecesi vardır. Birincisi keşf şimşeğinin çakması, üns nurunun devam etmesi ve hevanın öldürülmesine icabet etmek için halin ilmi kabul etmemesidir. İkincisi müşahedenin pırıltıları içinde istirak olmak, yolun aydınlanmasının artması ve istikamet güçlerinin bir araya toplanmasıdır. Üçüncüsü azmin eksikliğini bilmek, sonra azimden kurtulmaya azmetmek, sonra da azmi terk etme sıkıntısından kurtulmaktır. Kararlılık, bu haslete sahip olan kişiye azmin kusurlarına vakıf olmaktan daha değerli bir miras bırakmamıştır. Buna göre sanatçının tarikat bağ temelinde bir seyre dahil olması gerekmeksizin, kendi mesleğinde bu verili bilgi esasında infialden vazgeçmeksizin itidale bir yol aralaması mümkündür. Azimde kararlılık, azmin özü hakkındaki bilgiyle tahkim edildiğinde ancak sahih bir yola evrilebildiğine göre, sanatçının infialindeki ve itidalindeki nedenin özünü kavraması da azmindeki kararlılığını daha tutarlı hale getirecektir.
Her şeyden önce azim konusunda yetkinlikten değil, eksiklikten hareket etmesi, sanatçıyı kendi hadlerini hatırlamaya sevk edecek, bu da onu kendi kulluğunda tutacaktır. Kulluğunda durmayı bilen bir sanatçı, asıl azmine değil, azmini verene tutunmuş olacaktır. Bu makale sizlere Ketebe Yayınları sponsorluğunda sunuldu. Ömer Lekesiz.